Değerli arkadaşlar, burada x bölü a 2 ise x yerine 2a yazabilirsiniz. X yerine 2a yazın. Eğer x yerine 2a yazarsanız 3a olur buradan. Buraya 2a yazarsanız 3a bölü y olur. 3a bölü y olur. Çarpı. Sonra buradan y yerine 2b yazarsanız 2b yazarsanız 3b olur. 3b bölü z oldu. Devam ediyorum. Buradan z eşittir 2c olduğu için 3c bölü x olur. 3c bölü x oldu. Ve arkadaşlar şunu yapabiliriz. Buradan z bölü c 2 ise c bölü z 1 bölü 2'dir. Bakın burası 1 bölü 2. O halde bunları yerine yazdığımız zaman arkadaşlar 1 bölü 2 yazarsanız şuraya 1 bölü 2 şurada b bölü görüyor musunuz? Şurada a bölü y. Oraya da 1 bölü 2 geliyor. Buraya da 1 bölü 2 geliyor. Bunları çarparsanız cevabınız arkadaşlar 3 çarpı 1 bölü 2 3 çarpı 1 bölü 2 3 çarpı 1 bölü 2. Yani her birinin 3 tane çarpılmış hali. Yani üslü sayı olarak yazabilirsiniz. 3 bölü 2'nin küpü diye düşünür. 3 bölü 2'nin küpü de 27 bölü 8 olarak hesaplanır arkadaşlar. Var mı sorunuz? Yok. Güzel. Bir sonraki soruya geçelim. Arkadaşlar bu soruda ne yapabiliriz? Şöyle tekrar kalemimizi alalım. Kırmızı yazalım. Değerli arkadaşlar A bölü B, A bölü C A çarpı B bölü 5 buradan A'ların gittiğini düşünün. Sadeleşiyor. B bölü 5 C bölü 3'e eşit. B bölü 5 eşittir. C bölü 3 oldu arkadaşlar. Buradan b bölü c 5 bölü 3'e eşit yazılabilir. B bölü c eşittir. 5 bölü 3 değerli arkadaşlar. Yine devam edelim. Şu sondaki iki taneye bakalım. C'ler ortak. C'ler gitti. A bölü 3 b bölü 2'ye eşit. Onu da farklı bir kalemle yazalım. Mavi seven bir arkadaşımız vardı. Tekrar c'lerin gittiğini söylüyorum. A bölü b de oradan A bölü B de C'ler gitti. Tamam mı? C'ler gitti. A bölü B 3 bölü 2'ye eşit olur. İçler dışlar kendi arasında yer değiştirebiliyordu. Başka ne yapılabilir? Bakalım ortak olanlar var mı? B burada 2, B burada 5. Onda eşitleyelim mi? B 5'tir. Burada B 2'dir. 10'da eşitleniyor. O halde A, B ve C'yi yazıp eşitlemeye çalışalım arkadaşlar. O halde arkadaşlar B'yi 10 yapmak için 2 ile genişlettim. B 10'un katı ise eğer C 6 olur. 6K olur. Evet. Başka ne yapabiliriz? A kaç olur arkadaşlar? Eğer biz B'yi 10 yapar isek 5 ile genişletiyoruz. 5 kere 3 15 olur o zaman burası. O halde A da 15'in katı olur değerli arkadaşlar. Devam ediyorum. Bunlara baktığım zaman 2A kaç eder? 30K. 2A 30K eder. Eksi B 10K'dır. Eksi 3C 6 kere 3 18'dir. O da eksi 18K olur. O halde 30'dan 10 çıktı. Hatta 30'dan direkt 28 çıktı 2K. 2K'yı bulduk. 2K kaça eşitmiş arkadaşlar? 2K 6'ya eşit.
O halde K'mız buradan 3 bulunur. K'yı 3 bulduk. Bizden ne istiyor? C kaçtır? C kaçtır demiştik? 6K. O zaman 6K 6 kere 3 18 eşittir C olarak bulunacaktır arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Anlamayan var mı? Evet. Doğru orantıya geçelim. Bakalım bir sonraki konumuz doğru orantı olması lazım. Evet, doğru orantı geldi değerli arkadaşlar. Doğru orantıda bir çokluktan bir bakın. Biri artarken diğeri de artacak. Mesela 1 K'ya, 2 2 K'ya, 3 3 K'ya gitmiş. Burada 10 10 K'ya gidecek, 100 100 K'ya gidecek. Bir X artarken Y'nin de artması lazım. X azalırken Y'nin de azalması lazım. Biz buna doğru orantı diyoruz. Biri artarken diğeri de artacak. Biri azalırken diğeri de azalacak. Ters orantı nasıldı? Ters orantı da arkadaşlar biri artarken diğeri azalıyor. Mesela X çarpı Y eşittir kaç olsun? 10 olsun. X 1 iken Y'si 10, X 2 iken Y'si 5, X 5 iken bakın bu 2, 10 iken 1, bakın bu artarken X artarken Y ne oluyor? Azalıyor. Biri artarken diğeri azalıyor. Ters orantılı oydu ama biz doğru orantıyı anlatıyoruz. Artarken artacak. Azalırken azalacak. Buna nasıl bir örnek verebiliriz? Mesela hiç kek yaptınız mı? Kek yapıyorsun. Un ile şeker oranı mesela. Un ile şeker oranı un bölü şeker. Mesela gram olarak 5 bölü 2 olsun. Adam 5 gram için 2 gram kullanıyorsa 50 gram için 20 gram kullanacak. Bakın. Un artarsa şeker de artacak. Biz buna doğru orantı diyoruz. Burada 3 6'ya tekabül ediyor. 2 katıdır arkadaşlar. Değil mi? 3 için 6 lazımsa A için 2A lazımdır. Burası 2A olmalı. E tamam. 2A olacaksa arkadaşlar 2A olacakmış kim? A artı 4. A artı 4 2A ise arkadaşlar A eşittir 4 olarak bulunacaktır. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Devam ediyorum o zaman. Bir sonraki sorumuz. X ile Y doğru orantılı. Şimdi arkadaşlar doğru orantıda bunları birbirine bölerseniz K'ya eşit oluyor. O zaman hemen X bölü Y eşittir K diyelim. Doğru orantıda bunu söylüyoruz. Ya sizinle ne kadar güzel vakit geçiyor ya. O yarım saat geçmiş. İşte fark etmedim. Şimdi X bölü Y eşittir K olacak. X yerine artı 3 yazıyorum. Artı 3 bölü Y yerine de A eksi 2 yazıyorum. Bu eşittir kaça? K'ya demiştik. Şimdi soruda ne diyor? Bunu yazdım. Bunu yazdım. X'e 6 ver demiş. Şimdi X'in 6 olması için A'nın 3 olması lazım. A'ya 3 ver. 6. A'ya 3 ver. 3'ten 2 çıktı 1. K'yı kaç buldun? 6 bölü 1'den. K'yı 6 buldum. Ne istiyor? X 6 iken Y 3 oluyorsa A kaçtır? Ne demek istediği? Şimdi biz K'yı zaten 6 bulduk. K'yı 6 verirsen Y'si 4 çıkıyor. Y'si 3 olmuyor ki. Burada bir daha alalım. Baştan alalım arkadaşlar.
O halde direkt x ile y doğru orantılı olduğu için x bölü y'yi yazalım direkt. Nasıl yaparız? X bölü y'yi yazdığım zaman a artı 3 bölü a eksi 2 eşittir k'ya ya da k yerine x bölü y demek k zaten. X bölü y nedir? 6'ya 3. 6 bölü 3. Buradan sadeleştirirseniz 2 bölü 1 de çıkar. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım. 2a eksi 4 eşittir a artı 3 olarak. Buradan a eşittir 7, yani Denizli olarak bulunur arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Tamam. Yine aynı tarzda bir soru. Bu sayılar doğru orantılı ise arkadaşlar şöyle yazacağız. X artı 2 bölü Y eksi 1. Doğru orantılı. Eşittir. K diyelim mi? Hadi K olsun. Şimdi biz K'yı bulacağız. X'e 10, Y'ye 4 ver. X'e 10. Farklı bir renkte yazalım. X'e 10. Y'ye 4 verdiğin zaman ne çıkacak? 12 bölü 3. 12 bölü 3 nedir arkadaşlar? 4. Buradan K'yı 4 buldunuz. Şimdi aynı ifadede X'e 6 versen Y kaç olur? X'e 6 versem 6, 2 daha 8 bölü Y eksi 1. Arkadaşlar K yine sabittir. K değişmez. Orantı sabiti 4'tür. Buranın 4 çıkması için paydanın 2 olması lazım. Paydanın 2 olması için Y'nin 3 olması lazım. Zaten bizden de bunu istiyor. Bunu da geçiyorum. Sorunuz yoksa. Bu arada telefona sığıyor mu? Ben çok büyük yazıyorum. Telefon, Evet hocam. hani siz soruyu büyütüyorsunuz ya, dışarı taşmıyor değil mi? Bunu ayarlıyorsunuz. Devam edelim o zaman. Yani siz isterseniz biraz daha küçültebilirim. O yönde problem yok. Buradan A bölü B bulunabilir. Şöyle. A bölü B yazdığınız zaman A bölü B arkadaşlar eşittir 5 bölü 2. A bölü C 3 bölü 2 olarak bulunur. B bölü C'yi istiyor arkadaşlar. Biz aynı olanları eşitlemeye çalışacağız. Ben hep bunu yapıyorum. Bence siz de yapın. A'lar burada ortak mı? Birinde 5, birinde 3. 15'te eşitleyin. 15'te eşitleyeceğim. 15 olması için 3 ile çarptım. O zaman burası da 6 olur. Şimdi burada A bölü C var. 5 ile çarptım 15 oldu. 5 ile çarptım paydayı da 10 oldu. Şimdi B burada kaç oldu? 6. Burada C kaç oldu? 10. Zaten B bölü C istemiyor mu? B'si 6, C'si 10 sa cevabımız 2'ni sadeleştir 3 bölü 5. Arkadaşlar sizin de katılmanızı istiyorum. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet. Şiar. Güzel gidiyor diyorsun. Teşekkür ederim. Ümit. Güzel hocam. Güzel. Sude. Bu şekilde iyi mi? İyi gidiyor. Sizlere de kalemi vereyim mi? Ya çözmek ister misiniz? Ben soruyu ilerleteyim. Çözmek istediğiniz bir soru geldiği zaman söyleyebilirsiniz size. O izni vereyim. Sizler de çözün. Hocam sırayla herkes çözsün bence. O zaman sen bunu çöz. Çok kötüyüm değil mi?
Hocam neden kayıttayız? Kayıtta mıyız? Evet. Evet. Tamam, kayıtta olalım, problem değil. Sizi YouTube'a atarım. Evet, ABC sayıları sırasıyla 3, 5, 7. Hadi Ümit. Sen söyle, ben yazayım. Ben daha güzel yazmaya başladım. Bugün güzel bir kalem indirmişim. Bak güzel yazıyor, gördünüz mü? Fatih kalem. 3, 5, 7 ile doğru orantılıysa şöyle mi yazacaksın? 3K, 5K ve 7K. Niye topluyorsak geri alalım. Biri 3K, biri 5K, biri 7K. Şimdi A 3K'ymış arkadaşlar. A yerine 3K yazarsanız 6K olur. B yerine 5K yazacağım. Eksi 15K olur. Ümit hiç katılmadın ya. Sen söyleyecektin, ben yazacağım. C 7K. Evet. Sonra ne yapacağız Ümit? Hadi. Hocam 6K eksi 15K artı K. Hı. Eksi 7.